Teksen emtia piyasasını sunar. EkoTürk TV ekranlarından herkese merhabalar. Ben Erencan Umut. Emtia Piyasası programı ile karşınızdayız. Grafikleri yorumlayacağız bu programda. Grafiklere geçmeden önce bir haber başlıklarına bakalım. FED varlık alımı azaltımına başladı. ABD Merkez Bankası FED faizleri %0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED hali hazırda aylık 80 milyar dolar tutarında, hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar doları bulan varlık alım hızını Kasım ayında 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu. Piyasalarda OPEC toplantısına odaklanmış durumda petrol ihraç eden ülkeler örgütü, yani OPEC ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC grubunun bugün bir araya gelerek Aralık ayında uygulanacak kesinti miktarını görüşeceği toplantıya odaklanmış durumda piyasalar. Temmuz ayındaki toplantısında Ağustos-Aralık döneminde günlük petrol üretimini her ay 400 bin varil arttırma kararı alan OPEC grubunun piyasalarda güçlenen yetersiz arz endişelerine ve ABD'nin dolar arzını daha da arttırma çağrılarına rağmen üretim politikasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. İklim zirvesinde kömüre karşı koalisyon kurulmuş durumda. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde 190 ülke ve organizasyon koalisyon oluştururken aralarında Polonya, Ukrayna, Mısır, Fas, Şili ve Vietnam'ın olduğu 18 ülke kömürü elektrik sistemlerinden çıkaracağına yönelik taahhütü açıkladı. Oluşturulan koalisyon ve açıklanan taahhütler kapsamında elektrik üretiminde kömür kullanımına yönelik yurt içi ve yurt dışı yatırımların durdurulması, temiz kaynaklardan elektrik üretiminin hızlandırılması, işçi ve topluluklar açısından kömürden temiz enerjiye adil bir geçiş sağlanması da yer alıyor. ABD'de ham petrol stokları yükselmeye devam ediyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 300 bin varil artarak yaklaşık 434 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2.2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ticari ham petrol stok seviyesi halen 5 yıllık ortalamanın %6 aşağısında. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil azalış ile 612 milyon 500 bin varil seviyesine geriledi. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 5 milyon 400 bin varil azalışla 217 milyon 700 bin varil olarak kayıtlara geçti. Evet, gündem FED toplantısı. Dün FED'in Kasım ayındaki FOMC toplantısını geride bıraktık ve FED pandemi süresi boyunca ilk defa ilk adımı atarak aylık 15 milyar dolarlık varlık alım miktarında azaltıma gitti. 15 milyar doların 10 milyar doları devlet tahvili, 5 milyar doları ise mortgage destekli tahvillerden azaltım gerçekleştirilecek. Tabii bu durum, bu unsur, bu gelişme piyasaların beklentisi doğrultusunda olması sebebiyle de piyasalarda çok şiddetli sayılabilecek bir hareketlilik olmadı. Hemen hemen herhangi bir hareketlilik olmadığını da net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii Başkan Powell'ın, yani FED Başkanı Jerome Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar ise piyasalar adına en kritik gündem maddeleriydi. Çünkü zaten piyasalar 15 milyar dolarlık varlık alım miktarında azaltımı bekliyorlardı ve beklentiler doğrultusunda olması sebebiyle de az önce de bahsettiğim gibi sert sayılabilecek bir oynaklık ile piyasalar karşılaşmadı. Yalnız FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar gerçekten önem arz ediyordu. Çünkü FED Başkanı Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda istihdam piyasasına yapmış olduğu vurgu bir hayli ön plana çıktı. Piyasalar varlık alım miktarının azaltılmasından sonra faiz arttırımına odaklanmış durumdaydı. Fakat Powell yapmış olduğu açıklamalarda faiz arttırımı noktasında sabırlı olacaklarını belirtmesi ve aynı zamanda da istihdam piyasasına vurgu yaparak tam istihdam düzeyine gelinmediği sürece faiz arttırımları noktasında çok aceleci davranmayacaklarını belirtmesi piyasalar tarafından pozitif algılandı. Tabii ki istihdam piyasasına bu denli güçlü bir vurgunun yapılması sonrası da yarın açıklanacak Amerika'daki tarım dışı istihdam datası verisinin iki kat daha önem arz ettiğini belirtelim. Son gelen tarım dışı istihdam beklentilerin altında kalarak 194 bin olarak açıklanmıştı. Yarınki gelecek olan veride ise beklentiler 400 bin ila 420 bin arasında değişiyor. Dolayısıyla beklentilerden üstte gelmesi muhtemel olan bir tarım dışı istihdam datasıyla karşılaşırsak bu durum özellikle 2022 yılının ikinci yarısı itibariyle
belki yaz aylarında Temmuz gibi ya da Ağustos ayını pas geçerek belki de sonbaharda yani Eylül ayı gibi bir faiz arttırımı söz konusu olabilir. Çünkü FED vadeli oranlarında şu anda baktığımız vakit FED'in varlık alım miktarının ardından faiz arttırım olasılığına özellikle Temmuz ve Eylül aylarında %80'e yakın ve %80'in de üzerinde bir olasılık veriliyor faiz arttırım konusunda. Şimdi değerlendirmelerimizi bu şekilde yaptıktan sonra grafiklerimize bakalım. İlk etapta dolar endeksine bakalım. Çünkü dolar endeksi bir miktar oynaklığın artma ihtimalinin kuvvetli olduğu bir endeksti. Çünkü az önce de bahsettiğim konu Fed'in toplantısı ve Başkan Powell'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından oynaklığın artma ihtimali kuvvetli idi. Fakat beklenilen haberin gelmesi ve aynı zamanda faiz arttırımına ilişkin sabırlı olunacağına yönelik güçlü sinyaller, güçlü söylemler FED Başkanı Powell tarafından dolar endeksindeki yukarı doğru hareketin ebatını ciddi anlamda, boyutunu ciddi anlamda sınırlamış durumda. Her zaman konuştuğumuz bir seviye var. 94.50 direnç seviyesi. 94.50 direnç seviyesi hala önemini koruyor. Fakat şunu da net olarak söylemekte fayda var. Bir kere FED artık parasal sıkılaşma adımlarını atmaya başlamış durumda. Varlık alım miktarı 15 milyar dolar azaltıldı ve her ay fix olarak 15 milyar dolar da azaltılma ihtimali var. Fakat bu miktarın revize edilme olasılığı da söz konusu. Enflasyonda yükseliş hareketinin devam etmesi durumundaki şu anda Amerika'daki manşet tüfe verisi %5.4 ile %2 olan hedefin bir hayli üzerinde. Aynı şekilde Fed'in favori göstergesi olan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yani PCA datasına da baktığınız vakit %3.6 ile yine %2 olan hedefin bir hayli üzerinde kaldığını görüyoruz. Ve enflasyonda yükseliş hareketinin de devam etme ihtimali var. Bugün baktığımız vakit enerji maliyetlerindeki yükseliş hareketleri, enerji maliyetlerindeki yukarı doğru fiyatlamaların devam etmesi ve yakın gelecekte aşağı doğru bir geri çekilme, bir fiyatlama ihtimalinin, olasılığının hala zayıf kalması. Bu bir noktada gıda fiyatlarındaki yükseliş hareketi, Amerika'daki kiralardaki yukarı doğru hareketlenmeler, kira fiyatlarında ciddi anlamda bir yükseliş hareketi var. Gayrimenkul sektöründe fiyatlar yine yukarı doğru hareket ediyor. Diğer bir unsur, enflasyondan daha yüksek artan bir ortalama saatlik ücretler verisi var ki yarın da yine özellikle yıllık bazlı ortalama saatlik ücretler datasını takip edeceğiz. En son %4.8 olarak açıklanmıştı. Tüm bu unsurlar enflasyondaki yükseliş hareketini tetikleyeceği için ve tetiklemeye devam edeceği için özellikle manşet tüfe tarafında 5.4 olarak az önce hatırlatmıştık. 5.8 hatta %6'ların dahi üzerine çıkabilecek bir tüfe datası ile karşı karşıya kalma olasılığımız sebebiyle Fed'in dün açıkladığı 15 milyar dolarlık aylık varlık alım miktarını azaltma programını yukarı doğru da revize edebilir. Belki 20, belki 25, belki 30 gelecek olan ekonomik datalara, gelecek olan enflasyona bağlı olarak. Dolayısıyla bu olasılığın var olmuş olması, bu olasılığın mevcut durumda devam ediyor olması dolar endeksini belli bir süre sonra yukarı doğru itebilir. Dolayısıyla biz kısa vadede 94.50 teknik olarak konuşmak gerekirse 94.50 direnç seviyesini yakından takip etmeye devam edeceğiz. Bu seviyenin yukarı doğru aşılabilmesi durumunda yükseliş hareketinin hız kazanma ihtimali ve kısa vadede, orta kısa vade bir bölgede, zamanlama bölgesinde şu gözüken turkuaz renkten çizdiğimiz yükselen kanal formasyonunun üst bandı olan 95-60 ve şöyle baktığımız vakit özellikle de 103 seviyesinden 89-10 seviyesine yaşanan şu sert geri çekilmenin Fibonacci %38.2 seviyesinin geçtiği %50 seviyesinin geçtiği 96 seviyesine kadar yükseliş hareketi gözükebilir. Yani kısaca 94.50 yukarı doğru aşabilen bir dolar endeksi 95.50, 90.60 bölgesini, 96 bölgesini kısa vadede hedef konumuna yerleştirebilir. Dolayısıyla 95.50, 96 seviyelerini yakından takip etmeye alacağız. 94.50 kırılabilirse. Yalnız dolar endeksindeki geri çekilmenin görebilmemiz için ki dolar endeksinde sert bir geri çekilmeyi tetikleyecek herhangi bir unsur şu aşamada yok. Aslına bakarsanız az önce de bahsettik. FED her ne kadar piyasaların beklentisi doğrultusunda bir adım atmış olsa da sonuçta bir parasal sıkılaştırma politikasına başlamış ve devam edecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla 93.40 desteği yine de geri çekilmelerde bizim için önemli olacaktır. Çünkü 93.40'ın aşağı doğru kırılabileceği bir senaryoda
Özellikle şu orta vadedeki yükselen kanal formasyonu bozulacağı için yeniden 92 hatta 90 seviyelerine kadar bir gevşeme söz konusu olabilir. Bunu da geri çekilme senaryolarında notlarımızı ekleyebiliriz ama bas senaryo yukarı doğru hareketlerin devam edebileceği yönünde. Dolayısıyla kısa vadede 94-50 direncini yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Bir diğer grafiğimiz olan Amerika 10 yıllık tahvil getirisine de bakalım. Orada da çok sert sayılabilecek bir hareketlenme yok. 10 yıllıklar 1.60 seviyelerine yakın işlemlerine devam ediyor. 1.60 seviyesinin üzerine henüz çıkabilmiş değil. Fakat her zaman söylediğimiz bir unsur var. 3.25 seviyesinden başlayan bir trendimiz var. Bakın beyaz renkli trend 3.25'ler test edildikten sonra yaşanan düşüş hareketi çok bariz. Ve beyaz renkteki trend de alçalan trend direnci 1.43'lü seviyelerdeydi. Ve bu seviyenin üzerinde fiyatlamalar hala devam ediyor. Dolayısıyla ana yön, ana akımın yukarı yönlü olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama hızlı ve süratli bir yükseliş hareketi olacak mı? Hani bu konuda birazcık şüphelerimiz yok değil. Çünkü Fed'in sözlü yönlendirmesi oldukça başarılı. Piyasaları sürpriz olarak nitelendirebilecek, piyasalara sürpriz olarak değerlendirilebilecek herhangi bir söylemde bulunmadı. Bilakis faiz arttırımı noktasında az önce de bahsettim. Altını bir daha çizmek istiyorum. Sabırlı davranacaklarını ve istihdam piyasasının gücüne odaklanacaklarını belirtmesi piyasaları bir miktar mutlu etmiş gibi bir görüntü var. Dolayısıyla ABD 10 yıllık tahvil getirisinde faiz oranlarında sert sayılabilecek bir yükseliş hareketiyle karşılaşmadık. Fakat şu uyarıyı yapmak istiyorum. Sonuçta Fed varlık alım miktarını ufak çaplı da olsa yani 15 milyar dolar çok güçlü bir rakam değil. Aslına bakarsanız sembolik bir rakam gibi duruyor ve 6-8 ay arasında da yani 6-8 aylık bir zaman diliminde de varlık alım miktarı sonlandırılacak. Hedefleme ve planlama bu şekilde. Dolayısıyla ufak çaplı bir varlık alım miktarında bir azaltma söz konusu. 15 milyar dolar dediğim gibi ufak bir rakam. Ama sonuçta piyasada oluşan tahvil talebi de düşüyor. Ve düşmeye de devam edecek. Çünkü Fed artık daha az tahvil talebinde bulunacak. Önceden 80 milyar dolardı. Şimdi 10 milyar dolar düşüyor mesela devlet tahvillerinden. 70 milyar dolar olacak. Önceden 40 milyar dolardı mortgage destekli tahvil talebi. Şimdi 75 milyar dolar olacak ve bunlar da kademeli bir şekilde azalarak bu süreç devam edecek. Dolayısıyla tahvili olan talep azalacağı için tahvil fiyatlarında bir miktar geri çekilme de söz konusu. Yani bunun kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla tahvilin fiyatı ile tahvilin faiz oranı ters orantılı, getirisi ters orantılı olduğu için tahvil fiyatları geri çekilecektir ve faiz oranlarında da yükseliş hareketi devam edecektir. Özellikle istihdam piyasasına ilişkin datalar ki yarın az önce de bahsettim, tarım dışı istihdam datası açıklanacak. İstihdam piyasasına ilişkin dataların pozitif gelmesi ve enflasyondaki yükselişin devam etmesi özellikle Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki yükseliş hareketlerinin tetikleyecek en önemli unsurlar olarak sıralanabilir. Yalnız net olarak 1.60'lı seviyeleri takip ediyoruz ama çok kısa vadede 1.60 takip edilir. Daha da önemli olan seviye bence 1.78. Çünkü daha öncesinde bir kere direnç olarak çalışmış ve grafiğe şöyle genel itibariyle baktığımız vakit 3.25'lerden 0.31'lere kadar yani 3.25 zirvesinden 0.31 dip seviyesine kadar yaşanan düşüş hareketinin Fibonacci %50'si de yine 1.78'lerden geçiyor ve daha öncesinde güçlü bir şekilde, net bir şekilde direnç olarak çalıştığı için 1.78'leri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz, devam edeceğiz. 1.78'in üzerinde zaten 1.95 ve 2.10-2.13 seviyelerine kadar bir toparlanma hareketi söz konusu olabilir ama 2 seviyeleri ve 2.10 seviyesi yani 2 seviyelerin üzerine çıkabilecek bir hareketlenme yakın gelecekte gözükmeyecek gibi bir durum var. Fakat ekstrem bir gelişme olur. Ekonomik datalar bir anda beklentileri bozacak kadar pozitif gelir. Misal veriyorum istihdam piyasasından ya da enflasyondaki yükseliş beklentilerden daha hızlı, daha keskin bir yukarı doğru seyir izler. O zaman yorumu tabii ki realize edeceğiz ve değiştireceğiz. Ama şu anda baktığınız vakit mevcut şartlar dahilinde çok süratli sayılabilecek
bir fiyatlama görülme ihtimali şimdilik zayıf ama az önce de bahsettim, yine bahsetmek istiyorum. Yarınki tarım dışı istihdam verisinin ardından ki 400-450 bin bandında bir rakam bekleniyor, bir data bekleniyor. İşsizlik oranında ise geri çekilmenin sürmesi yine beklentiler dahilinde. Dolayısıyla bu beklentiler gerçekleşirse ABD 10 yıllıklarının 1.60'ların üzerine attığını görebiliriz. Ama dediğim gibi asıl mesele bence 1.78'dir ve 1.78 direncinin kırılması durumunda ara dirençler olarak 1.95 ve 2.10-2.13 bölgesi hedef konumuna yerleşecektir. Ama burada bir miktar daha oynaklığın düşük seyretmesi ve bu durumunda hisse senetlerine pozitif olarak yansıma ihtimali bence daha kuvvetli. Ons altın tarafına bakalım. Tabii ki dolar endeksinde ve ons altın fiyatlarındaki oynaklığın çok düşük olması çok doğal olarak ons altın fiyatlarında da düşük bir oynaklık oldu. Hatta belki de hiçbir oynaklığın oluşmamasını beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz yayınlarda grafiklerimiz hemen hemen neredeyse aynı ons altın noktasında. Dün karar öncesi 1770 seviyesinin aşağısı test edilirken kararın piyasalar tarafından olumsuz olarak algılanmaması, piyasalar tarafından hatta pozitif olarak algılanması ons altın fiyatlarının yeniden 1770 seviyesinin üzerinde tutunma çabalarını beraberinde getirdi. Fakat şunu net olarak söyleyelim, her zaman söylüyoruz. 2070'li seviyelerden, yani zirve seviyelerinden, sarı metaldeki zirve seviyelerden başlayan düşüş hareketi, onu da şu şekilde gösterelim. Bakın 2070'lerden gelen pembe renkli düşen trend net bir şekilde 1830 seviyesinden geçiyor. Dolayısıyla henüz bu düşen trend yukarı doğru kırılmadığı sürece biz ons altın fiyatlarında yükseliş hareketinin hız kazanacağından, yükseliş hareketinin kuvvetli bir hale geleceğinden şimdilik bahsedemiyoruz. Henüz 1770-1830 bandı içerisindeki fiyatlamalarda bir sıkışma olarak kabul edebiliriz. Yani orta vadede bir yön tayini noktasında sıkışma olarak kabul edebiliriz. Ama ne zamanki yükseliş hareketi hız kazanır ve 1830 yukarı doğru kırılır, o noktada ons altın fiyatlarında yeniden 1920'ye kadar, yani şöyle baktığımız vakit 2070'lerden 1676'ya yaşanan düşüşün Fibonacci %61.8'inden geçen 1920-23 bölgesi yeniden hedefimize girecektir ki zamanda da 1920'ler bakın şu bölgede net bir şekilde direnç olarak çalışmış ve ardından sert bir düşüş hareketi yaşandı. Şimdi şuradaki orta vadedeki çanak formasyonunun yeniden tamamlanarak 1920-23 bölgesine kadar gitme ihtimali var. Fakat şimdilik bu 1920 seviyelerini konuşmak için erken olduğunu söyleyeyim. Henüz 1830 seviyesi yukarı doğru aşılabilmiş değil. Yıl içerisinde aşılma ihtimalini açık söylemek gerekirse ben bir miktar zayıf görüyorum. Çünkü ABD 10 yıllıklarındaki yukarı doğru bir miktar toparlanma söz konusu olabilir. Yani 1.60 üzerine yerleşen bir 10 yıllık görebiliriz. Ama ons altın fiyatlarının özellikle de yükselen enflasyondan güç alarak önümüzdeki sene itibariyle alçalan trendinden kurtulabileceğini ve kurtulmasıyla beraber yukarı doğru hareketlerin 1920 hatta 1990-2000 dolarlara kadar da yükselebilme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi teknik olarak 1830 direnci kırılmadan henüz ons altın fiyatlarındaki yükseliş hareketinin devam edeceğini ya da yükseliş trendinin başladığını, düşüş trendinin, düşüş akımının sonlandığından bahsedemiyoruz. Aşağı doğru fiyatlamalarda ise 1770 desteği bizim için oldukça kritik. Yani kısa vadede kritik. Bakın bir süredir 1770 seviyesinin üzerinde test ediliyor. Ve özür diliyorum, aşağısı test edilse de kalıcılık sağlanamıyor. Yani 1770'in üzerindeyiz. Fakat şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani bu günlük bir grafik ve günlük bazda RSI göstergesi 50 seviyesinin şu anda altında ve yaklaşık 2 gündür, 2-3 gündür de 50 seviyesinin altında. RSI göstergesinin 50 seviyesinin altında olması bir miktar zayıflamanın güçlendiğini, yani zayıflamanın hız kazanabileceği izlenimi doğurmakta. Yalnız bunun için 1770 desteğinin kararlı bir şekilde aşağı doğru geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir durumda, yani 1770 desteği kırılabilirse RSI'deki güçsüzlüğün etkisiyle de beraber satış baskısının ilk etapta 1720'ye kadar sürme ihtimali var. Aşağılarda 1700 ara bir destektir, çok kuvvetli bir destek değildir. Fakat asıl mesele 1675-76 seviyeleri, 1675 diyebiliriz. Çünkü şu bölgede bakın ikili dip formasyonu yapılmış ve ikili dip formasyonun oluştuğu bölge 1675 seviyesidir. Orası da zaten
net bir şekilde destek olarak çalışabilir. Zamanında birkaç defa çalıştığı için güçlü bir destek seviyesi. Dolayısıyla aşağıda 1770, yukarıda kısa vadede 1800 ara direnç olarak takip edilebilir. Ama asıl mesele, asıl direnç seviyesi de 1830'dur. Şimdi ons altın fiyatlarından sonra hemen gram altına geçelim. Gram altın fiyatlarında dolar TL'deki yükseliş hareketine bağlı olarak bir miktar hafif de olsa bir toparlanma var. Ve gram altın 532 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağladığı sürece yukarı doğru hareketine devam edebilir. Ama hemen hemen her yayında şu uyarıyı yapıyorum. Gram altına salt teknik analiz ile değerlendirmek çok doğru değil. Tabii ki teknik analizle bakarak olası senaryoları, olası seviyeleri tabii ki buradan çıkartabiliriz. Ama gram altını tek başına teknik analizden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Önce ons altına, sonra dolar TL, yani ikisini aynı anda bakmak lazım. Zaten az önce dolar ons altın fiyatlarını az önce konuştuk, takip ettik. Orada henüz bir hareketlilik, henüz hızlı, keskin sayılabilecek bir fiyatlama yok. Ama dolar TL tarafı 9.69 seviyenin üzerini test ediyor. Yani orada bir yükseliş hareketi var. Dolayısıyla ons altın fiyatların yeniden 550 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Gram altın fiyatlarının, özür diliyorum. Yalnız 532 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece zaten yükseliş hareketinin devam etme ihtimali gram altın tarafında oldukça kuvvetli. Şöyle baktığımız vakit zaten formasyon gereği fincan kum formasyonu olduğunu görüyoruz. Bu bölge fincan bölgesidir. Bakın net bir şekilde şu bölgede kulp bölgesidir. Ve fincan kulp bölgesinin geçmiş olduğu, fincan kulp formasyonunun geçmiş olduğu boyun çizgisi 532 idi. O bakımdan 532'nin önemli olduğunu söyleyelim. Ve mevcut durumda kulp boyunun yukarı doğru devam etmesi beklenir teknik olarak. Ve kulbun boyu şu anda 600-601 TL seviyelerinde. Fakat 601'in üzerinde ise 679-680'lere kadar bir yükseliş hareketi söz konusu olabilir. Ama dediğimiz gibi bu yükselişi tetiklemesi için iki unsur var. Bir, dolar TL'deki yükseliş hareketinin devam etmesi gerekecek. İki, ons altın fiyatlarının güçlü sayılabilecek bir toparlanmaya maruz kalması gerekiyor. Dolayısıyla ya da iki enstrümandan birisinde ciddi sayılabilecek bir yükseliş hareketiyle beraber gram altın desteklenecektir, tetiklenecektir. Brent petrol tarafına geçelim. Çünkü Brent petrolde bugün OPEC Plus toplantısı var. Az önce haber başlıklarımızda da söyledik. Brent petrol fiyatlarında bir miktar aşağı doğru bir hareketlenme var. Çünkü 86-70, 87 dolar bölgeleri önemli direnç seviyeleri, zirve seviyeler. Yakın geçmişe göre değerlendirdiğimiz vakit zirve seviyeler olduğunu söyleyebiliriz. Ve 87 dolarlara yaklaşılmasının ardından bir miktar satış baskısı var. Özellikle dün İran'ın uranyum zenginleştirmeden, uranyum zenginleştirmesi ile alakalı Batı ile yapmış olduğu görüşmelere devam edeceğine ilişkin haber, İran petrolünün küresel piyasalara sürüleceğine yönelik bir beklentiyi doğurdu ve bu da otomatik olarak petrol arzında bir artış anlamına geleceği için petrol fiyatlarını hafif tempoda aşağı doğru çekti. Fakat haftalık grafiğe baktığımız vakit 8 haftalık üstel ortalamanın net bir şekilde 80-60 dolar seviyesinden geçtiğini görüyoruz. Ve 80-60 dolar seviyesini test edildikten sonra yeniden 82 dolar seviyesinin üzerine bir fiyatlama söz konusu. Dolayısıyla buraya kısa vadede 87 dolar yukarıda, 81 dolar aşağıda şu bölgeyi yakın takip etmekte fayda var. Çünkü bir miktar daha buralarda bir bocalama, bir oyalanma süreci söz konusu olacakmış gibi bir görüntü var. Dolayısıyla yukarı doğru fiyatlamalar noktasında 87 dolar seviyesinin yakından takip edilmesi gerekiyor. Hala yükselen kanal formasyonu içerisinde net bir şekilde hareketlenme sürmekte ve 87 doların yukarı doğru aşılması durumunda ise kanal formasyonu üst bandı olan 95 ve ardından 100 dolar seviyelerinin bir anda potaya girebileceğini söyleyebiliriz. Aşağı doğru fiyatlamalarda ise 81 dolar ve kırılması 71 dolarlara kadar fiyatları çekebilir. Ama bugün OPEC Plus toplantısı olduğunu az önce söyledik ve bu toplantıda ciddi bir petrol fiyatlarındaki yükselişe ilişkin ciddi bir hamle beklenmiyor. Bu dipnotu da vererek programımızın sonuna geldiğini buradan söylemek istiyorum. Umarım faydalı olmuştur grafikler. Herkese sağlık dolu, mutlu bir gün diliyorum. Yeniden görüşmek üzere. Bitexen emtia piyasasını sundu.